Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Ceylan, bugün Age of History Katar serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Katar Devleti olarak Brezilya ile yine savaşmış, yine onların topraklarını almış. Ondan sonra da güneye inip daha fazla savaş ve daha fazla toprak politikamıza devam etmiştik. Ancak ben asker basarken ve ülkeye yatırım yaparken üzücü bir haberle karşılaştık. Amerika Birleşik Devletleri denilen bir devlet Brezilya devletine savaş ilan etti. Ve buradaki toprakları topraklarına kattı, yağmaladı, yıktı şehirleri, bombaladı. Ve bu haber bizi oldukça üzdü. Kendilerinde de zaten gördüğünüz gibi bakış açımızı görüyorsunuz. Yaklaşık 400 bin kişilik bir ordumuz var. 400 bin de yaklaşık 500 bin kişilik bir ordumuz var. 467 bin kişilik bir ordu bastım. Ve bu ordu Amerikan devletine karşı hücum edecek. Ancak bu ordunun yeterli olacağını sanmıyorum. Amerika devletine karşı bu kadar olup bir ordu yetmez. Hayvan gibi yine mallara yatırım yapmaya devam ettim. Nüfusumuz artıyor ve şuradaki zaten Amerikan askerlerini görüyorsunuz abi. Bu kadarlık bir ordu bizim için yeterli olmaz. Yeni ordular basacağız. Artık yatırımı iptal ediyorum. Ben Brezilya'nın tamamını almaz diye düşünmüştüm ancak aldı. Maalesef aldı. Yeni askerler basacağız dostlar ve bu askerlerin basımının ardından gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasına yumruğumuzu vuracağız ve diyeceğiz ki Güney Amerika, Güney Amerikalılarındır. Şimdi güleceksiniz, diyeceksiniz sen kardeşim Güney Amerikalı mısın? Sen Allah'ın Arabistanlısısın, sana ne oluyor falan diyebilirsiniz, saygı duyuyorum. Ancak ben artık Güney Amerikalıyım abicim. Başkentim benim Güney Amerika'da ve ben Güney Amerika'nın bir aslanı olduğumu düşünüyorum. Ve buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki de icabına bakacağız. Tabii ki de Güney Amerika'yı almasına izin vermeyeceğiz abi. Biz koskocaman Katar'ız. Amerika Birleşik Devletleri'nden güçlü bir devletiz. Ve böyle bir devlet olarak sınırımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin cirit atmasına izin veremeyiz. Katar Devleti olarak bunu yapamayız abiciğim. Bizim yetkilerimiz dahilinde değil. Bu Katar devlet olarak bizim yapmamız gereken tek bir şey var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etmek. 400 bin kişilik ordu Brezilya ile savaşmak için yeterli olurdu ancak asla Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmak için yeterli olmaz. Bu yüzden bu orduyu iki katına çıkardık. Yeni ordular bastık ve bu ordularla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki turda 400 bin kişilik ordu daha çıkardık. İstersek fazlasını da çıkarız. Hatta fazlasını çıkarmalı mıyız diye düşünmüyor değilim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni de bu kadar da ciddiye almamalıyız bence ya. Biz o kadar güçlü bir devletiz. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar ciddiye almamalıyız abi. Şimdi 800 bin kişilik ordumuz onların kafasına vurmaya bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve o toprakları da alacağız abi. O toprakları da alacağız. O topraklar çünkü bizim. Bizim sadece bizim. Sadece bizim. Başka kimsenin değil. Şöyle buradan ver abi askerleri şuraya. Başka nerede askerimiz varsa onları da toplayacağız tabii ki de. 240 bin kişilik ordumuz, 257 bin kişilik ordumuz buradan başkent Roşa'ya gelecekler. Etiyopya İmparatorluğu bize savaş ilan etmiş. Üzüldük. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı böyle bir hamle yaparken gidip bir Etiyopya'nın bize savaş ilan etmesi bizi üzdü. Tabii ki de bize karşı bir zarar veremez ama zarar veremediği gibi üzer abi bizi. Böyle bir devletimize savaş ilan etmesini beklemezdi. Çünkü biz çok güçlü bir Katar devletiyiz abi. Ufak bir Etiyopya devleti bizim gibi bir devlete savaş ilan edebilecek potansiyelde mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Hulk'un gerçek olma ihtimaliyle eşdeğer abi. Brezilya topraklarında nüfus denen bir şey kalmamış abi. Adamlar savaşa savaşa toprakları berbat etmişler. Tabii onlar savaşı onlar getirmiyor. Bazı yerlerde bizim gibi devletler getiriyor ama bana ne? Topraklarına adam akıllı baksınlar birader. Beni ilgilendirmez. Şey beni ilgilendirmez. Sen de Namibya, sen de barış yapacağız. 960 bin kişilik devasa bir ordumuz var. Ve Ameşik ne lan? Amerika Birleşik Devletleri ile savaşmaya hazırız. 1 milyon 870 bin ekonomileri var ve 4,5 milyon nüfusları var. Biz her şekilde onlardan fazlayız ve mallara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bizlerle diplomatik münasebetlerini artık kurmayacaklarını belirttiler. O zaman onlara tek belirteceğimiz şey ordumuzun gücü olacak abi. Onlara tek belirteceğimiz şey ordumuzun gücü olacak.
20'şer bin kişilikten değil 30'ar binlik mi bizsek? 20'şer bin adam olana fazla bile abi. Adam olana çok bile. 20'şer bin dizelim şöyle sınırı ordularımızı ve Amerika'ya artık gereken dersi gereken yerde yani Brezilya'da vereceğiz. Belki ana karasına bile çıkarız belli mi olur? Belki topraklarının Brezilya'daki toprakların tamamını alamayız belli mi olur? Ha, hiçbir şey belli olmaz abi. Ancak savaş başlayıp kılıçlar çekildiğinde ve savrulduğunda bunlar belli olacak şeyler. Ve bunlara şu an ben bir şey diyemem. Bakalım hep birlikte uğraşacağız Amerika'yı yenmek için. Ve bu devasa ordumuzla uğraşacağız abi Amerika'yı yenmek için. 200 bin kişilik orduyu buraya yönlendiriyorum. 200 bin kişilik ordumu buraya yönlendiriyorum. Bunlar çıkarma görevlileri olacaklar. Ardından da 20 biner ordu daha takviye olarak buraya dizeceğim. Ve artık bu kadar bizim için kafi. Amerika'ya savaş ilan edeceğiz. Birinci Japonya'ymış. Ekonomik olarak bu neden bu kadar güçlü? Bir bakalım abi. Japon devletinin gücü neden geliyor? Şuradaki toprağından ve Saga'daki toprağından geliyor. Şu iki toprak ve buradaki üçüncü bir toprağı var. Şu toprakları bunları çıkarma yapıp bir operasyonla aldığımızda icabına bakarız abi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Japonya'ya savaş ilan edip o toprakları elinden alıp birinciliği, üstünlüğümüzü kurup artık dünyanın en güçlü devleti diyebilmeliyiz kendimize. Hadi bakalım. Ordum diziliyor. Hazır ve nazırlar, son yatırımlar. Savaş için son hazırlıklar. Ve artık bitti. Artık savaşma zamanı, artık borazanlar ötecek. Dur bakalım. Dizilmişler mi? Tekrardan bir bakalım. Artık savaş borazanlarının ötme zamanı geldi. Buradan kaleye çıkıyoruz. Buradan da buraya çıkıyoruz. Ve artık dört bir yandan Amerika'ya akın akın saldırıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Amerika bize karşı ne yapabilecek? Bunları birazdan göreceğiz. Bize karşı ne yapabilecek veya bir şey yapabilecek mi? Bunları birazdan göreceğiz efendim. Şu ordu da buraya saldırsın. Düzenli düzgün bir şekilde saldırmalıyız. Amerika hafife alınacak bir devlet değil. Biz şu an belki çok güçlüyüz. Belki atarız biz ama Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda ve zayıf bir ülke olmadıklarını sen de biliyorsun, ben de biliyorum, herkes de biliyor abi bunu. İlk saldırıyı onların yapması bizim için hoş oldu. İlk saldırıyı yapan kişi daha çok kayıp veriyor ve onların yapması bizim için güzel oldu abi. O zaman biz de o zaman dansa katılalım. Hadi bakalım. Onları yok etmeye başlıyoruz. Ordularımız mükemmel bir şekilde hücum etti. Güzel. %100 başarıyla, %100 başarıyla şu an zaferlerimiz başlamıştır. Hadi bakalım Amerika'yı Brezilya'dan atacağız. Biz bu topraklara Amerika'nın egemenliğini burada yok etmek için geldik zaten. Ve bu geldiğimiz sebebi yerine getireceğiz. Ne için geldiğimizi, neden geldiğimizi asla unutmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu toprağa, bu topraklara cehennem yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Saldırın aslanlar. Saldırın aslanlarım. Katar devletini kimse yenemez ulan. Biz Katarız lan. Şöyle 50'şer binlik ordular halinde buralara hücum emri veriyorum. Arkaya 10 bin kişilik şunlara saldırıyorum ve buraya 29 bin kişilik ordum hiç hareket etmeyecek bir şekilde kalacaktır. Bunun sebebi ise arkadan çıkarma bekliyorum buradaki limanlara. Bu limanlara olası bir çıkarmayı buradaki ordu tutacak. 29 bin kişilik ordu da orada kalacak. Çıkarmaları engellemek adına oralarda ordu bekleteceğiz efendim. Eğer Amerika bize çıkarma atarsa hazırlıksız yakalanmayacağız. Eğer Amerika bize saldıracaksa hazırlıksız yakalanmayacağız abi. Güzel. %100 başarıyla devam ediyoruz. Burada Amerikan askerlerini artık çevreledik. Çatma altına aldık ve artık saldırıp yok etme zamanı. Amerikan askerlerini güzel bir şekilde şu an yeniyoruz. Üstün savaş taktiklerimiz ve güçlü ordumuz sayesinde Amerika'yı şu an yeniyoruz abi. Mükemmeliz ya, güzel. Hadi oğlum Katar, saldır. İstediğimiz şey onların ana yurtları değil. Ama şu an istemediğim, istemeyeceğim anlamına gelmez. Belki şu an istemiyorum ancak yeri geldiğinde onları da isteyeceğiz abi. Yeri geldiğinde onları da isteyeceğiz. 2500 buraya, şuraya da saldır. Arkada ordu kesinlikle unutmak yok. Arkada ordu bırakırsak bizim için sıkıntı olur. O yüzden görürsem eğer alacağız abi ordularımızı. Ve şuradaki ordularımız da hücumlarına devam edecekler. Saldırın aslanlarım. Hareket puanlarımız ucu ucuna yetiyor.
Ve bu da biraz bizim için sıkıntı aslında. Birazdan hareket puanı belki daha fazla saldırırsak yetmez bile. Hareket puanını yettirmemiz lazım. Şuradan 10.000 kişilik orduyu direkt buraya ver. Onun yerine şuradaki 10.000 kişilik orduyu alalım. Güzel, arkada kuşatılmış Amerikan ordularının icabına baktık. Onları ele geçirdik. Tamamıyla yok ettik. Kuzeyde de saldırılarımız iki yönlü devam ediyor. Çıkarma attığımız ordumuz da güzel bir şekilde saldırıyor ve arkadan gelen ordularımız da güzel bir şekilde saldırıyor. Amerikan ordularının bizim karşımızda hiçbir şansı yok gördüğünüz gibi. Hiçbir şansları yok. Brezilya'dan belki bu toprakları geçenki savaşta alamadık ama Brezilya'dan alamadığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağız. Brezilya nasıl bu kadar kolay yenildi bilmiyorum ancak savaşta arkadaşlar nüfusları bitmişti topraklarının ve şu anda görüyorsunuz zaten Brezilya topraklarının biner nüfusa sahip nüfus yok abi topraklarda. Güneyde benim sahip olduğum toprakların harika nüfusları olduğunu görüyorsunuz. Burada Amerikan topraklarında da gayet nüfus azlığı var. Dünyada bir nüfusun fazla olduğu yer benim ve Japonya'nın toprakları. Diğer topraklar çer çöp olmuş durumda şu an. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama. Bu konuda bir fikrim maalesef yok. Abi doğayı kirletirlerse böyle olur. Biz doğaya temiz bakıyoruz gördüğünüz gibi efendim. Full nüfusa yatırım yapıyoruz. Gidiyoruz ağaç dikiyoruz. Geliştiriyoruz şehirlerimizi ve bizim kazandığımız şey bu. Bizim kazandığımız şey insanlık abi. Biz insanlığı kazanıyoruz şu anda ama onlar insanlığı çoktan kaybetmiş bile. Onlar insanlığı çoktan kaybetmiş bile. Denizlere artık çıkabiliriz. Burada bu kadar daha fazla askere ihtiyaç yok. Amerika yeni ordular basıyor. Brezilya topraklarından asker çıkartmaya çalışıyor. Ancak Brezilya halkının onun yanında olacağını sanmıyorum. Biz Brezilya halkını yağmalamadık bugüne kadar. Bugünden sonra da zaten yağmalamayacağız. Ve Brezilya halkı doğrunun kim olduğunu görüp bizim yanımızda olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri hizmet vermeyecektir. En azından çoğunluğu. En azından çoğunluğu böyle bir hizmet vermeyecektir diye düşünüyorum. Brezilya halkı bizim yanımızda olacak. Biz Brezilya halkını destekliyoruz efendim. Her şekilde Amerika'ya karşı onları destekliyoruz. Bunu unutmasınlar. Saldırın abicim. Saldırın, saldırın, saldırın. Güzel, güzel. Başarı, 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 başarı. %100 başarıyla devam ediyoruz. Ordular denize inecek. Denize inme emri veriyorum ordulara. Artık şu an biz alacağımızı aldık ancak fazlasını neden almayalım ki diye düşünüyorum. Ve fazlasını almak için şu an ordularımı denize indireceğim. Şuradaki ordularım da birleşsinler. Gayet güzel. Arkadaki ordular da şuraya gitsin. Bunların da yine denize inmesi gerekecek. Amerika'nın büyük bir kuvvet getirdiğini düşünmüyor değilim. Amerika bence büyük bir ordu getirip bize o orduyla saldıracak şu an bir hazırlık yaptığını düşünüyorum. Şu an hala bizim 870 bin kişilik devasa bir ordumuz var ve bu devasa ordu asla yenilmeyecek. Amerika'nın o zaman başkentini hatta ekonomisinin en gelişmiş yeri neresiyse oraya çıkarma atalım ve orayı da elimize geçirelim. Sadece bunlarla olmasın, Brezilya halkına yaptıklarının bedelini ödetelim abicim. Şöyle ordularımız buraya gelsin. Katar devleti olarak dünyanın şu an koruyucusu ilan ediyorum kendimi. Kendimi dünyanın koruyucusu ilan ediyorum. Yatırım yapacağız biraz. Efendim neresinin en ekonomisinin yüksek olduğu yer? Atlantic City ve Ottawa. Ottawa'ya kadar gidemem. Gideriz de uğraşmak istemem. O zaman Atlantic City'ye çıkmak için şöyle ordumu buraya yönlendireceğim. Neredeydi hocam Atlantic City? Bir daha bir bakalım. Şurası. Bu üzücü. Abi bu çok üzücü. Panama'nın bu yaptığını tabii ki de yanına bırakamayız abi. Panama devletine de savaş ilan ediyorum. Dünyanın koruyucusuyuz diyoruz biz. Adam gelmiş bana karşı Amerikalılarla işbirliği yapıyor. Çıkarma değil daha doğrusu. Kendisine askeri geçiş izni veriyor abi. Adam Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri geçiş izni veriyor. Ve benim topraklarıma saldırı yapmasını sağlıyor abi. Ben böyle bir şeyi affedemem. Panama yapacak bir şey yok. Bunu asla yapmayacaktın Panama. Panama bunu asla yapmayacaktın. Hayatının en büyük hatasını yaptın şu anda. Abi Panama yüzünden yaşadığımız duruma bakar mısınız? Amerika Birleşik Devletleri şu anda bize karşı
büyük bir çıkarma atıyor ve bunun sebebi Panama. Bunun sebebi Panama. Benim orada denizde ordum vardı ve denizdeki ordumu çektiğim için şimdi Amerika gelebildi. Denizdeki ordumu çektiğim için Amerika gelebildi. Bunun sebebi Panama. Panama, bu yaptığın hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı cidden. Hiç yakışmadı. Ve bunun gerekenini yapacağız tabii ki de. Yapmayacağımızı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Yapmayacağımızı sanıyorsan çok yanılıyorsun. O toprağını alacağım senin. Güzel. İlerleyin abicim. Kaçabildikleri yere kadar kovalayacağız onları. Nereye kaçarlarsa kaçsın onları kovalayacağız. Denize inin. Nereye kadar giderlerse oraya kadar kovalayacağız bunları. Her yere kadar. Gidin bakalım. Kaç, 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 nereye kaçıyorsun? Kaç. Böyle buraya gideceksin. 20 bin buraya. Saldırın abiciğim. Önlerini kesmeye devam ediyoruz. Panama bize büyük yamuk yaptı ve bu bizi çok üzdü abi cidden. Bu bizi aşırı üzdü. Panama'nın bu yaptığı bizi üzdü abi. Tüm Amerika'ya karşı planlarımız şu an Panama yüzünden gitme tehlikesinde. Ama sıkıntı değil. Şuradaki ordusunun artık icabına baktık. Son bir çıkarmayla Amerika'nın işini bitirecektik ama Panama'nın bu yaptığı sonucunda biraz bu işlem gecikecek gibi gözüküyor. Şöyle 500 bin kişilik bir ordu ile buraya geleceğiz bakalım. 500 bin abi, fazlasına gerek yok. Fazlasına gerek yok. Neredeydi şehir? Şurası. Hadi bakalım. Atlantik şehre. 500 bin kişilik ordumuzla gidiyoruz. Alıyoruz. Ve gidiyoruz abi. Aldığımız yerleri de alacağız. Tüm yeri bana vermiyor. Tüm yeri bana vermemesi tabii ki de üzücü ama devamında alırız diye düşünüyorum şu an. En azından bu kadarını almamız bizim için kafi. Şuradaki yerleri de alalım da devamını da artık sonrasında alacağız. Ha, bir sonraki savaşta alacağız gibi gözüküyor. Amerika ile bu ne son savaşımız olacak ne de bu alacağımız son topraklar olacak. Amerika'nın daha çok toprağını alacağız. Daha çok toprağını alacağız ve bunun için de burayı almamız önemliydi. Bu Amerikan ekonomisine büyük bir darbe vurdu. Adam buraya liman bile yapmamış ya. Adam liman bile yapmamış ya. Adam abi buraya liman yapmamış, liman. Öyle bir adam ya. Ulan yazık, liman yapmamış lan şehre. O kadar ekonomik yatırımı var ama denizdeki şehre liman yapmamış abi. İnanılmaz ya. Öyle bir adam abi. Hizmet etmeyin böyle adama. Panama, senin de bu toprağını tabii ki de alacağım. Hiç boşuna sevinme. Öyle kurtulamazsın kolay kolay. Senin limanın var mı? Kale, cephanelik ne varsa yapacaksın abicim. Şimdi Japonya üzerine yürüyeceğiz. Şimdi Japonya üzerine yürümeye gidiyoruz abi. Japonya'nın en önemli şehrini alacağız. Artık neresiyse. Japonya'dan ufak parçalar koparmalıyız. Japonya'yı şu anda oyunun en güçlüsü yapan şeyi onlardan almalıyız abi. Böyle bunların hepsini asimilasyon için emri ver. Hepsini asimile et, hepsini asimile et. Hadi bakalım, devasa ordum Japonya için geliyor. Gel abi şuradan. Güzel bir şehrimiz daha oldu. Bize zaten hakaret edip duruyor. Bu hakaretlerin bedelini ona ödeteceğiz. O ödetmeyeceğimizi sanmasın, ödeteceğiz abi. Niye buradan şey yapıyorum ki? Direkt şuradan git abi. Niye oradan dolaşıyoruz? Şimdi neresiydi abicim? 1,5 milyon burası. Şu iki yer. Bu iki yer. Bu iki yer bizim için önemli. Tabii ki de bunların bu arada az ordusu olduğunu düşünmüyorum. Bayağı fazla ordusu vardır ancak ne kadar ordusu var orasını bilemem. Ve buraya çıkarma atacağız. Ancak çıkarma attıktan sonrası bizim için önemli. Böyle 350 bin buraya, 400 bin de buraya atacağız. Neden bizim için önemli? Çünkü fazla asker basıp bunlarla barış yapmamız lazım. O yüzden de basabildiğimiz her yerden basacağız. Şurası hariç, Kingston hariç. Basabildiğimiz her yerden asker basmamız gerek ve ardından da Japonya ile barış talebini yollayıp o iki şehri elimizde tutmalıyız abicim. O iki şehir elimizde tutulmazsa bizim için bayağı sıkıntı olacak. Çünkü Japonya'nın ekonomisi hayvani bir şekilde güçlü ve bize bayağı bir sorun teşkil edebilir abi bu. Ben de böyle bir şey olsun istemem. Japonya'yı hızlı bir şekilde alıp hızlı şekilde çıkacağız abi. Bundan sonrası bizim için sıkıntı çünkü. Hadi bakalım. Güzel.
Güzel aldık. Daha başka bir hedef var mı abicim? Ya şurası var. Şurayı da alabilirsek bizim için güzel olur. Buradaki kaleyi daha da geliştir. Gözetleme kulesi yap. Şurayı da alırsak bizim için güzel olacak abi. Buraya da bir kale inşa edelim mi? Ya da gerek yok. Abi şurayı da al. 100 bin. Buraya da 200 bin de. 100 bin de buraya al. Şöyle. Abi istihdam edilebilir nüfustan yine asker basacağız. Kingston hariç her yerden asker basmak zorundayım. Barışı kabul ettirmeliyim abi onlara. Onlara barışı kabul ettirmek için de fazla fazla asker basmalıyım. Bu turun ardından çünkü barış talebi yollayacağız. O şehri onlardan almalıyım abi. Yoksa Japonlar çok güçlü olacak. Şu an birinci konumda biz varız ancak oraları alamazsam yine onlar birinci olacak. Ve ben buna izin veremem abi. Koskocaman Katar olarak bunlara izin veremem. Dünyanın en güçlüsü olacağız abi biz. Kendimize amaç olarak bunu biçtik ve alacağız. Güzel. Alacağımızı aldık ve artık çıkma zamanı. Eğer barışı kabul etmezlerse diye de saldırılarımızı da yapalım. Ve ancak barışı kabul ettiler. Güzel. Japonların da topraklarını tamamıyla güzel bir şekilde, tamamıyla değil daha doğrusu istediğimiz toprakları tamamıyla aldık en azından. Şöyle bir Osaka kentleri kaldı. Onun dışında Saitama'ları var. Oraları da bakalım bir sonraki savaşlarda alacağız. Şu an en azından birinciyiz abi, onu artık biliyoruz. En azından birinciyiz. Buradaki orduyu da başkente yollayacağım. Ama yollayamıyorum. Liman yok abi. Adamlar liman yapmıyor nedense. Nedense liman yapmıyor. Oğlum liman yapsanız lan. Liman önemli lan. Liman yapın. Neyse burada videoyu bitirelim dostlar. Şöyle Japonya 6 milyon biz ekonomiyiz ve bunlar da şöyle. Lan niye bakamıyorum? Bunlar da 2,5 milyon ekonomiyle şu anda ikinci konumdalar. Gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videolara bir not atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.